Selamlar Fırat Somutay kanalının güzel izleyicileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim yine. Bugün çok güzel yemekler yiyeceğiz. Sokak lezzetleri yiyeceğiz. 20 TL'ye nasıl doyulur? Size bu videoda onu göstereceğim arkadaşlar. 20 TL. Sınırımız 20 TL. Ve sizlere farklı farklı 20 TL ile nasıl doyulur onu göstereceğim. Mekanlara gideceğiz. 20 TL'lik çok güzel şeyler yiyeceğiz. Emin olabilirsiniz. Onun için videodan ayrılma. Haydi gelin başlayalım. Çünkü bu videoda da belki sürprizlerim olabilir. Valla olabilir. Hadi o zaman ilk yere gidelim. Evet, geldi. Arkadaşlar, pilav arabasına geldik. Kadıköy'de bulunan pilav arabasını zaten videoyu izlemişsinizdir. En iyi pilavcılar da burada. Gerçekten en sevdiğim pilavcı burasıydı. Ve tekrardan geldik. Burada 20 TL altına pilav ayranla doyacağız arkadaşlar. İlki bu. İlki tavuk pilav. Haydi gelin. Ya da şuraya oturayım ben hemen ya. Çok uzağa gitmiş olamam ya. Şöyle iyi mi burası? Hemen oturdum. Yine acı acına başladık. Çok fenayım. Çok fenayım. Evet kardeşlerim. Bak, yanına da oturdum. İki göz bebeğimin. Pilavımın. Görünüyor mu yönetmeni? Çok güzel. Bak burada görüyor musun mangalı? Mangal tavuk. Hafif acılı kendi şeyleri de var. Şimdi normal zaten tavuk pilav ayran arkadaşlar 18,5 lira civarı falan. Ama ben size lezzetli ve daha böyle damak zevkinize hitap edecek, uyacak. Şimdi tavuk pilavı her yerde yiyorsun ama burada mangal favori. Mangal çok güzel arkadaşlar. Ben onun için burada pilav üstü mangal tavuk yiyeceğim ki 20 lira tam tutuyor tavuk ayran. 20 lira mangal tavuk ayran ve lezzeti şimdi göreceksiniz yerken de. Ulan şimdiden canım çekti. Yasin Bey, ben bir tane mangal ve pilav üstü mangal tavuk alabilir miyim? Köpüklü ayran istiyorum bir de. Evet. Gerçekten abi başarılı. Abla bir yapıyor bunu. Abla bir yapıyor. Kral. Yani 20 liraya çünkü ev yemeği tadında yiyorsun. Bak zaten yedin. Nohut pilav. Klasik tavuklu, tiftikli tavuklu. Güzel. Aha burada duruyor canımızın içi. Canımızın ciğeri. Orada duruyor. Ama en azından şimdi amacımız ne? 20 TL'ye güzelce doymak bir de. Yoksa al. 5 tane simit al. Gerçi simit ne kadar oldu? 5 lira olmuşsa alamazsın. 4 tane simit alırsın. Her neyse simidi aldın yedin. Kuru kuru olmaz. Benim amacım ne? Hem lezzetli, hem ucuz, hem doyurucu. Benim amacım bu. İban gönderin. Şu an pilav ibanı geldi. Pilav ibanı geldi 6 kişi. 3 kız 3 erkek. Pilav ibanı geldi. 20 lira ateşleyeceğim bununla. Çünkü videonun olayı 20 lira. Yasin Bey, gel bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi formülünü sormayacağım. Açabilirsiniz. Evet. Evet. Formülünü sormayacağım ama bu mangalda başka bir olay var. Abi bilen biliyoruz. Biz ailece pikniğe gittiğimizde tavukta kullandığımız bir sos vardı. Bir yenilik lazımdı. Dedik buraya niye olmasın? Çok da güzel olmuş. Çok çok da güzel oldu arkadaşlar valla. İnsanın hayali beklentisi. Şeyi her yerde yiyorsunuz. Tabii buranın şeyi de ayrı. Tavuk pilavı da ayrı. Hani kankacığım burada diye söylemiyorum. Kankam diye söylemiyorum. Ama ben şeyi harbiden şaşırmıştım. Dedim ki ne? Mangal kanka dedi. Allah Allah ne falan bir yedik. Abi ona biz de şaşırdık. Bir hayal ve beklenti vardır. Onun da üstüne çıktı. Değil mi? Çıktı. Bir şey diyeceğim. Geldiğinizde tavuklu pilav yersen ya, mangal varsa direkt mangala yapışın. Eğer gelirseniz mangala yapışın. Aa, benim şahsi fikrim, ben pilavın o saf tadını çok seviyorum. Tavuklu, nohutlu muhakkak denenmeli. Daha net anlıyorsun pilavın tadını yani. Onu da belirtelim. Arkadaşlar neden gülüyor söyleyeyim. Biz mangalı yetiştiremiyoruz. Yani şu an mangal patlamış vaziyette. Yetmiyor zaten. Rat kardeşimiz. Evet, mangalı yetişsene kanka. Tamam. Sen çağırdın geldim. Getirdim. Ha tamam. Pardon kardeşim. Tamam. Bekliyorum. O zaman mangal geldiğinde ben de buradayım. Sana bu kokuyu tarif edemem ama anlatırım ya. Anlatırım. Gerçekten bir mangal edasıyla. Bu arada porsiyonun büyüklüğüne bakar mısınız? Bu bana torpil değil. Burada gelen, sipariş veren herkese bu boyutta geliyor. Yani bura gerçekten tanıdığım ettiğim. Yani burayı tanıma sebebim de bu kadar pilavının güzel olmasıydı. Yani burada kesinlikle bir abartı obu yok. Tamamen 10 numara bir. Şöyle bak. Mangal işte bu ya. Şu sosun tarifini bana vermedi. Bana vermedi. Gel burada ye dedi. Abi. Acı seviyorsan, bak acı seviyorsan, baharat seviyorsan bunu geleceksin deneyeceksin abi. Yani bak acı ve baharat seviyorsan bu gerçekten. Ya klasik tavuğu falan filan yiyoruz. Tabi her yerde güzel de olmuyor. Yasin'in onları da çok güzel ama bunu dene, sonra diğerlerinden yemeye devam et. Acıyı acı keser. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Acıyı acı keser. Geçen isim vermeyeyim. Bilinen bir pilavcıya gittim. İşte o taraflarda işim vardı. Bilinen bir pilavcıya gittim. Pilavları şöyle değildi bak şimdi. Burada nasıl? Kanka gel görelim. Bak tane tane kırık yok falan filan. Değil mi? Çok güzel görünüyor. Abi pirinçler kırılım kırık. Yedin mideyi yakıyor, ediyor. Benim her zaman dediğim şey ne? Yemeği yediğinde miden yanmıyorsa bence o yemek iyi. Ben de kriter bu. Lezzetten falan önce bence bu. Burada ağzımızı... Gel gel. Acı keser. Hayır. Dedi. O bu kesmez. Bu keser.
Kanka bu çok beter. Arkadaşlar bu hakiki pul biber. Bunu kezzapla sulamışlar. Bu çok beter. Yani şu an kokusu anlatamam sana. Kanka bu çok çok o. O çok. Acıyla keserdi. Bir tık denemesini tamam. İstiyoruz. Bakalım. Bu çok beter ama. Allah kahretmesin ya. Oğlum bu çok beter ama ya. Denemen lazım. Çok lezzetli ama çok beter. Kim arıyor ya? Alo. Bu çok beter ama lezzetli mi? Lezzetli baba. Dediğim gibi bu videoya özel. Ben 3 kız 3 erkeğe 20 TL yollayacağım yine. Tamam mı? Hatta bir önceki yolladıklarımı yine buraya getirelim. Tostçu videosundan. Fotoğraflar geldiyse onlar burada. Gelmediyse de parayı hiç etmişler demektir. Gaza geldim ben de. Bilmiyorum odamın senin için uygun mudur. Hı. Senin varsana gelen ilk 10 kişiye bizden. Buraya yığılırlar kalk. İlk 10 arkadaşlar, altını çizelim, ilk 10. O zaman şöyle olmuş oldu. Ben o 20 lirayı verdiğinde istediğini yiyeceklerdi. Ben de kişi sayısını 8'e çıkarttım. 4'e 4 yaptım. Anladın mı? Adil olacağım. Gerçekten ilk 10 kimse onlara almayacağım. Adımı getirecekler. Aynen. Tamam, eyvallah. Dur şuradakilere bakak da kanka, buradakiler şimdi duyup geliyormuş değil mi? Duyup gelmiş. Arkadaşlar sizler hariç. Videodan sonra. Tamam yapıştır. Mangal ye. Tamam mangal ye. İlk 10 kişiye benden dedi. Yapıştır. Gel. Eyvallah kardeşim. Allah daha çok versin. Gönlü güzel adam. O zaman ben bu pilavı müsaadenizle hepsini gömeceğim. Ardından geleceğim. Ama abi aç hayran güzel ya. Ben her yerde aç hayran için, burada da. Açık varsa açık için, ayran için, burada da için, yiyin. Bunun toplam fiyatı ikisinin, söyleyelim 20 TL. Doğru muyum? 20 TL, normal tavuk pilav yedin, ayran içtin 18,5 lira. Sadece normal tavuklu pilav yedin 14,5 lira, doğru muyum? Hayır. Bak, 20 TL'de ben sana 20 TL'de şovu gösterdim. Ama 20 TL altında da burada ayrı ayrı şovlar yapabilirsin. Git mısırlıya, nohutluya, körülüye, körülü de var. Ondan sonra tavuklusu zaten klasik, ayrı. Bunları gömebilirsin. Lan Allah Allah. Allah. Baksana. Bak gerçekten bununla ben doyuyorum. Buradaki bir tabakla ben doyuyorum. Senin doymama ihtimalin yok. Bir Ceren Yılmaz da olmayabilir. O kadar. Bitirip geliyoruz. Bak şunu yapmadan kapatmak istemedim. Şunu şöyle koyacaksın abi. Turşuyla. Geleceğim. Afiyet olsun. Sağ olun efendim. Şöyle ücretimizi verelim. Bir mangal, bir tane de ayran. 20 TL. Ver baba. Görüşmek üzere. Vallahi dağıldı ya. Görüşürük. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ ellerinize sağlık efendim. Sağ evet, tam 20 lira para verdik mangala, ayrana. Tekrardan teşekkür ediyoruz Yasemin Bey. Siz de sağ olun. Evet. Ellerinize sağlık. 10 kişi söz verdin. Aynen, sözümüz. Tamam, 10 kişi. Abartmayın. Hani lezzet bulacak, doyacak, artı 20 lira verecek ve altını verecek bazı ürünlerde. aynen. Yok, 10 kişi vermeyecek arkadaşlar. Yanlış anladın. Normalde bir de buraya gelenler. Genel olarak bahsettim. Aynen. Sağ ol kardeş. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Başka yerlere. Hadi bay bay. Şimdi neler yiyeceğiz neler. Devam. Haydi gel. Şimdi falafelle'ye geldik. Sokak lezzet dediğinde nohut dürüm yenir. Falafel de zaten nohuttan. Efsane olduğunu söylediler. İlk defa yiyeceğim. Haydi gelin. Maskemizi takalım. Merhabalar, kolay gelsin, selamlar. Falafel dürüm rica edeceğiz bir tane. Arkada yer var değil mi? Ha. Arkaya doğru yürüyelim. Feleyan yalil, falafel nabil. Evet, siparişimizi verdik. Bekliyoruz. Gerçekten falafeli ben bu işte vegan yemeklerinden önce falan demiştim de vegan yemeklerinde de iyi yapan yerlere gittiğimde gerçekten dedim ki harbiden güzelmiş. İyi yapan olduğu zaman güzel. Burun kralı Beyrut'ta diyorlar. Gidip yemedim. Şimdi evet. Teşekkürler. Kerem seninki daha büyük. Yok şaka diyorum. Arkadaşlar şöyle bir dürüm geldi. Arkadaş paket servis yapmış. Şöyle hemen öf. Ben niye hemen her şeyi daha çok... Biz yemiyoruz mu abi? Biz yemiyoruz mu? Yiyoruz baba. Şimdi gözümü doyurdu. Bak içini de şöyle göstereyim. İçinde de bol malzeme görünüyor. Şöyle soslar moslar falanlar filanlar. Dalıyorum. Bak benim olayım buymuş. Dürümmüş. Böyle dürümle salatalarla falan soslarla yiyince daha iyi aldım abi tadı. Daha güzel geliyor. Hani avokadoyu nasıl tek sevmiyorum. Üstüne limon diyorum. Yok işte zeytinyağı falan filan. Hani öyle akıyor başka şeylerle falan. Falafel de kesinlikle böyle muazzam bir sokak lezzeti oluyor. Zaten dürüm abi. Dürüm sokak lezzeti. Ya dürümün içine kolumu koy, kolumu da yerim. Kolumu gerçekten yerim lan. Baksana yani etli butlu. Şaka bir yana bu şaka değildi zaten yani. Kolumu niye yiyeyim ya? Ya Fırat ben bazen yemin ederim kendimi terk edesim geliyor ya. Velhasıl kendim dürümü ben her çeşidi seviyorum. Falafellisini ilk defa yedim ve bundan da çok memnunum harbiden. Ben bu sokak lezzetine nasıl teyit geçmişim ya? Allah Allah.
Domates, karalahana, salatalık, maydanoz. Bayağı güzel. Bence hem hafif hem doyurucu. Hem hafif hem doyurucu harbiden. Hayret, bizim Kerem de kendine söylemiş, şaşırdım. Bir şeyler diyordu. Vallahi bu çıtır çıtır yenir. Ekmeği de ısıtmışlar yaparken. Basmışlar da böyle sıcacık. Abi çok iyi ya. Ya çünkü nohut dürümle bunun arasında, tabii ki nohut dürümü de iyi yapan yer güzel oluyor, soğanı falan. Abi bu da nohut dürümü, hani hep nohut dürümü yiyorsan diyelim, buna geçtiğinde bu da nohut dürüm baba. Yani bu harbiden, hatta yeni nesil sokak lezzeti diyebilirim. Gerçekten bu falafella da güzel yapıyormuş. Ben ilk defa geldim. Buraya bir öneriyle geldim. Böyle danıştığım, konuştuğum arkadaşlarım var. Ben de araştırıyorum, yorumlara bakıyorum. Hep size diyorum ya, bilmediğim ilk defa bir yere gidiyorsam oranı referansla gidiyorum. Ki buraya da referansla geldim. Gerçekten de harbiden siz de gelip tüketebilirsiniz. Referansıma da buradan teşekkür ediyorum. Yorum önemli değil. Parantezde referans. Herkes bunu yazar. Ne sos var ekstradan? Mayonezli falan bir şeyler var. O da bu karalahanayla falan birleşmiş. Çok güzel olmuş ya. Ben yemin ederim bir falafeli bu kadar iştahlı yiyeceğimi hiç düşünmezdim. Harbiden düşünmezdim. Ellerinize sağlık. Şaka gibi. 20 liraya bak. Bu da tam 20 lira. Bu da harbiden tam 20 TL. Dedim, bu videoda amacım size farklı alışılagelmiş şeyleri biraz daha böyle güzel, böyle daha lezzetli. Ulan 20 liraya şimdi ne yiyeceğiz ya? Yine aynı şey mi? 20 lira ve altına gerçekten yiyeceğiniz şeyleri bulacağım. Çünkü çok pahalı arkadaşlar. Artık her şey. Yemin ederim çok pahalandı ya. Yani şöyle söyleyeyim size, her videoda diyorum ya pahalı şöyle böyle, ama gerçekten ben her ay videoyu çektikçe ve şey yaptıkça pahalandığı daha da çok oluyor. Ben de bu formatı yapma amacım, yani her şehire gidip o şehirde 20 TL'ye, 20 TL altına nasıl doyulur, nasıl edilir, sınırları zorlayacağım 10 TL'yi. Ama çorba bile şu an 12-13'tir arkadaşlar. İyi bir yerde çorba içeyim desen, hani güzel şöyle bir çorba içeyim desen, mercimek çorbası 10 liranın üstünde. Yani 10 liraya bir şey kalmadı. Simit ve karper peynir çay dışında bir şey kalmadı yani. Akıyor abi. Şöyle bir tekten deneyeceğim değil mi? Elimi darladım, kusura bakmayın. Çok iyi. Ha, bunun yanına içecek söylemedim. Bu içeceği söylersek 25-26'lara çıkar kardeşim. Ama sadece bunu. Çünkü bu şeysiz aktı. Onu söyleyeyim. Ayran mayran olmadan güzelce aktı. Yiyebilirsiniz siz de. Ben beğendim. Hepsini gömüp geliyorum. 7 kişilik bir falafel dürümü fiyatı nedir? 20 TL. 20 TL. Şöyle buyurun efendim. Yemeğe devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi hadi diğer taraflara. Kemal'le video dediniz arkadaşlar. Kadıköy'de yürürken Kemal'le karşılaştık. Evet, dedim ki ben de hatta bir sonraki videoya beni de çağır. Çağırayım. Çağır abi. Ama bir şey söyleyeyim, güzel şeyler yiyelim. Abi her görende güzel şeyler yiyelim yani. Ulan kötüyü ben niye tepiyorum? Biliyor musun? Caddeye gidelim. Ha? Caddenin en iyi restoranlarını gezelim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben gittim oğlum bir tanesini. O tandırcıyı izledin mi sen? Gördün mü? Hayır, tandırcıyı gördüm. Video izlemedim. Kemal görüşürüz kardeşim. Tandırcıyı bilmiyorum. Ama seni cadde bozsan inanılmaz yerlere götürürüm. Yani ben de giderim. Ya sana. Gidersin, gidemezsin. Eyvallah demiyorum abi, zaten de. Beraber gidelim yiyelim. Evet, beraber gidelim yiyelim. Evet. Hayvan, 10 bin liralık yiyeceksin değil mi? Yerim. Yersin biliyorum. Yerim. Afiyet bal, şeker olsun. Arkadaşlar da beğenir, yorum yazar, tıklar. Ben de bir şey diyeceğim. Şimdi arkadaşların da bekliyor, tutmayın. Tamam. Böyle karşılaştık, videoyu da alayım dedim Kemal'i. Özlemişim. Kendine Kemal. Çok iyi bak abim. Bir sonraki videoda, bu seride bir sonraki videoda görüşmek tamam, üzere. Olur, tamam, olur. Kendinize abi çok iyi bakın. Hadi abim, görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi, hadi. Şimdi sizi nereye getirdim biliyor musunuz? Sokağın tatlıcısına getirdim arkadaşlar. Kadıköy'de böyle hemen metro çıkışının böyle ilerisinde abimizin tezgahı her zaman burada. Ne haber baba, nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bak burada şekerpare var. Şam tatlısının adını unuttum. Bu var. Halka tatlı. Eyvallah. Tatlı ısmarlayayım mı? Yok abi, sağ ol. Vallahi. Yok yok, sağ ol. Görüşürüz o zaman kral. Dikkat et kendine. Eyvallah. Burada halka tatlı var. Bak bu yeni gelmiş. Ben bunu yeni gördüm. Ev yapımı el. Sarma var. En kralı 6 lira. Bak en kralı 6 lira. Gittin şundan aldın Şam tatlı dörtlü 12 lira. Ama ben sokak lezzeti deyince halka tatlıdayım abi. Yanlış mıyım? Ben bir tane halka tatlı rica ediyorum. 3 liraydı değil mi bunun fiyatı? Evet. Bayılırım arkadaşlar halka tatlıya. Bunu Adana'da yiyeceksin. Bak bunu Adana'da yiyeceksin. Sonra bana teşekkür edeceksin. Tatlı da efsane lezzet ya. Vallahi bu sokak lezzetleri, sokak tatlılarında bu vazgeçilmez baba. Bu çok iyi. Halka tatlı favorim. Şekerpare falan filan onlar da güzel hoş da ben halka tatlıcıyım. Halka tatlıyı çok seviyorum. Bunun halk arasında başka adı da var. Söylemeyeceğim. Doğru abi değil mi? Söylemeyeceğim. Bizi izleyen çünkü yaşı küçük kardeşlerimiz de var. Gerçi niye çekiniyorsam abi, bunun adını geçmişte demişler. Kerane tatlısı. Ben demedim bunu sonuçta. Öyle de biliniyor arkadaşlar. Ama genel anlamda, yaygın anlamında da şeydir. Halka tatlıdır.
Çok da güzel yapıyor. Valla ben Şam tatlı yemiştim daha önce burada. Halka tatlı yememiştim. İyiymiş. 3 lira baba. Gofret aldın 3 lira zaten yani. Başka ne var diye. Başka bir şey vursam mı diye düşünüyorum da. Hin hin. 3 lira bu. 2 lira da suya verdin. 5 liraya çıktım buradan. Ya 100 liraya çıktı yine biz 3 liraya satıyoruz. Değil mi? Daha zam yapmadın değil mi baba? Hele de yapmadık. Beceremiyoruz. Beceremiyoruz. Doğru. Beceremek değil, lüks yerlerde verirler. O parayı acımazlar. Bize geldi mi acırlar. Değil mi? Şey diyormuş değil mi? Abi 2 lira olmaz mı diyormuş. 2 lirayı da boş ver. Vallahi mi? Abim. Abi, buyur. Hadi ikram mı bulsun? He? İkram mı bulsun? Olur mu abi al ya. Allah sağ ol. Abi ikram etmek istedi. Teşekkür ederiz. İkramı sen değil, diğer büyükler yapsın baba. He tamam. Eyvallah. Ellerine sağlık. Abi, kolay gelsin. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Eyvallah. İyi günler. Sağ olun. Halka tatlısını gömdük. 3 lira para verdik baba. Efsaneydi. Bir tane daha yerim de. Bu sefer diğer lezzetler gider. Haydi diğer lezzete. Gidelim. Sandviççi Baki'ye geldik. Bak burası da eskilerden. Asker abi falan ayrıdır. Asker abiye de işte böyleydi başladığımda yediğimde. Şimdi Baki abinin burada full karışık yiyeceğiz. Fiyatı göreceksin. İçinde yok yok. İçinde yok yok. Abi selamlar tekrardan. Full karışık. Bak tezgah doğru. Full karışık. Her şey var. Kavurma, salam, jambon, kaşar, peynir, tulum. Yok yok. Beyaz peynir. Üf üf. Soğan muanla var ki. Ben sokak lezzetinin müptelasıyım ya. Aşığıyım ya. Sokak lezzetine ben aşığım arkadaş ya. Sokak lezzeti benimle evlenir misin? Ama gerçi karım buna izin vermez. Vay arkadaş. Üf üf nasıl dolduruyor görüyor musun Kerem? Bak gel gel. Sandviçimiz geldi. İçinde kavurma var, kaşar, peynir var, normal peynir var, yumurta var, domates var. Yok yok. Çayımız da burada. Kral. İlk defa yiyorum. Gördüm. Normalde bunu çekmeyecektim. Gördüm abiyi. Denemek istedim. Harbiden kaliteli peynir, kaliteli malzeme varmış. Vallahi. Bir şey demeyecektim ama harbiden bu kadar beklemiyordum. Abi çok iyi ya. Müzik geliyor mu gençler? Müzik geliyorsa telifi yedik ben size söyleyeyim. Gerçi akustik çalıyor arkadaş ama. Müzik eşliğinde sizle sandviç yiyorum kardeşlerim. Of. Lan iyi yumurta. Lan yemekten konuşamıyorum ki. Benim de bu huyum ya. Yani hem yerken hem konuşurken aklım. Mesela sizle konuşuyorum ya aklım şu an bunda. Hani şurayı da ısırmanın derdindeyim. Gerçekten bu efsane aktı. Yani bununla doymamanın ihtimali yok. Bak. Bununla doymamanın, ben doyarım. Yani ben harbi doyarım bununla. Sabah da doyarım, akşam yesem de bunu doyarım. Doyurucu abi. Sokak lezzetinde ekmek arasına ben hastayım abi. Hastayım. Şaka bir yana harbi içinden kullandığı malzeme eyvallah. Harbi güzel. Mide falan yanmaz yani. Peynir falan lezzetli. Et, kavurma riskli abi. Salam riskli iş. Kavurma riskli. Anladın mı? Bunlar hani böyle her yerde inilebilecek şeyler değil. Ona dikkat etmek gerekiyor. Zar attım. Zarım doğru tuttu. Hem ne kadar kötü olabilir dedim. Hiç kötü değil. Bakın abi. Şimdi telefonlar hazırlandı. Bilgisayarın televizyonun başında. Evde sandviç yapıldı. Muhtemelen şu an fotoğraflar çekilip DM'ye yine 1500-2000 tane geliyor. Yaktın bizi, bitirdin bizi. Biri gece 4'te atmış. Pardon gece 4'te mi 5'te mi ne mesaj atmış sabah gördüm. Ya yaktın bizi gece gece diyor. İşte şeye düştük diyor. Peynir ekmeğe düştük. Ulan oğlum sen uyanmışsın kahvaltı yapıyorsun. Bir şey düştüğün yok senin. Hani gece yiyorum deme o sabah kanka. Sabah 5.30'da yiyorsan o sabahtır yani. Anladın mı? Sabah sabah yemişsin sen öyle düşün. Onun üstüne yattıysan senin sıkıntı. Sizin için bir ısırık daha alıyorum. Sonra bitirip geliyorum. Eyvallah baba. Bitin geliyorum. Abi borcumuz ne kadar bizim? 24.000 lirasını yutacağım. Eyvallah. Şuradan. Sandviç ne kadar yediğimiz karışık sandviç? 18. Çayı katma sadece sandviç 18 TL arkadaşlar. Full karışık sandviç yediğim 18 TL. Sizler de gelebilirsiniz Kadıköy'de. O zaman devam ediyoruz. Haydi. Durak X harcının orada. Şimdi İstanbul'da en iyi sosisli Goralı yiyeceğiniz mekana geldik. Kadıköy sahilde Park Buffet arkadaşlar. Burada gerçekten 10 numara bir sosisli Goralı var. Üf. Haydi şimdi alak. Merhabalar, selamlar. Bir tane Goralı rica edebilir miyim? Ne kadardı? 9 lira. Şunu vereyim bir tane de açık ayran rica edeyim abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. 12 lira açık ayran Goralı. Gel şöyle Goralı'yı bir gösterelim kardeşim. Çok güzel bir Amerikanlı sosisli. Hazırlanması 1,5 dakika aldı. Şöyle geçebilir miyim? Orada sigara varmış da. Biz görmedik onu pardon. Oradaki manzara hoş değildi. Tütün mamulleri sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Hatta gel şöyle. Gel şöyle kardeşim. Denize karşı. Şöyle denize karşı yiyelim. Turşu, sosis ve
İçindeki bu Amerikan salatası 10 numara. 12 lira kanka, tanesi 9. Sadece 2 tane bundan yiyorsun, 18 lira para yapıyor. 2 liraya da su alsan doydun. Şu an doydun. Bak söyleyeyim. Şu an doydun. İstanbul'a ilk geldiğim yıllar üniversiteye. Buradan Beşiktaş'tan Kabataş vapurlarına binerdim iskeleden. Sabah da bir tık erken gelip buradaki sosisliği kovalardım arkadaşlar. Yani burada sosisli yemeye kalkışırdım. Bir yarım saat önce erken kalkardım. Buraya gelirdim. Sabah bir tane böyle gömerdim. O zaman ne kadardı ya? 1-1,5 lira falandı, yalan olmasın. 1-1,5 lira civarı falan bir para veriyordum. Yani 2 yoktu sanırım. 2 yoktu yani. O şekilde bir para veriyordum. Limonatayla beraber gömüp okula gidiyordum. Bunda normal birisi bir tane ele doyar. Ama Fırat Sobutaygillerden sen, 2 tanesi seni var ya şişirir. Çok doyurur. Şunları gömüyorum kardeşlerim. Geliyorum. Ulan manzara. İstanbul'u seviyorum ya. Baksana vapur falan gidiyor. Çok iyi be. Efsane lan. Yani tam bu şehirden gitmeye karar veriyorum. Çor çocuğu falan filan alıp bir köyümeye yerleşim diye. Tam böyle karar veriyorum. Sonra buraya bir iniyorum böyle bir sahile mahalle. Biraz yürüyorum. Diyorum ki nereye gidiyorsun Fırat? Nereye gidiyorsun? Bu arada yaşadığınız kasabada, köyde fiber altyapı internet varsa onlar hangilere yazar mısınız? Belki yiyelim. Videonun sonuna geldik. Umarım sizleri güzelce bilgilendirmişimdir kardeşlerim. Dediğim gibi videoda da bana mesaj atın yine. 8 kişi 20'şer TL ateşleyeceğim sizlere kardeşlerim. Ve fotoğrafları da bekliyorum yine. Bu yerlere gidin. Tadın. Bak 20 TL altı. Çok güzel lezzetler. Sizler için derledim. Bunun başka şehirlerde yine ikinci versiyonu başka şekilde her türlü yaparız. Yeter ki yorum, beğeni, destek her zaman. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.